Başlar Sayın İdil Deli Hüseyin için. Bu soyadının bir hikayesi vardır illaki. Ya bizim o tarafta böyle dedeler falan bayağı bir savaş ruhluymuş. Biz göçmeniz, Yunanistan göçmeniyiz. Hı hı. O zaman dedelere bu lakabı takmışlar. Oradan da bu soyadı gelmiş sonra. Yani belli bir Deli Hüseyin yok. Yok. Birden fazla. Birden fazla var. Deli Hüseyin. Aynen. Pek güzel İdil Hanımcığım. Gördünüz mü başımıza neler geldi? Gördüm. Tam da böyle sizin gibi gözü kara bir yarışmacıya ihtiyacımız vardı bizim de. Atalarınızın cesaretini buraya taşıyın ne olur. Çünkü çok daha yüksek puanlara layık performanslar izledik ama moraller bozuldu. Ne olduysa ondan dolayı oldu. Halen birinci sırada Aydın Bey 7400 puanla dönün bakın o da mutlu değil halinden. Yeterli benim. Olmaz olası dik kafalı her şeyi berbat etti. Ümit ediyorum ki daha güzel sorular denk gelmiştir size. İnşallah. 9000 ve ötesi o 6000'i falan lütfen dikkate almayın. Yani yeterli diye düşündüm. Ben düşünmedim. Heyecandan dolayı biraz. Beni de mutlu et. Ortalama olarak 6000 soruyorum. Hayır. Asla ve kata kabul etmiyorum. Tamam o zaman 9000 diyelim. 9000 diyoruz. Bak ağzınızdan çıktı bir defa ve hemen ilk sorunuza geçiyoruz efendim. Bununla mühürleyeceğiz. Gelsin. Yok etme, ortadan kaldırma. İmha. Çok güzel. İkincisi, bununla ilgili konuşmuştuk. Yine böyle yöresele biraz girdik, eskide kalan kelimeler ama mesela koca karı soğukları gibi zor bir soru değil bu. Zaten o kelimeyi içeride bulacaksınız, günümüz Türkçesindeki karşılığını cevap olarak söyleyeceksiniz. Şöyle bir soru. Bazı yörelerde bibi de denen akrabadır. Hala. Hala. Gayet. Şimdi batı kökenli bir kere. Ne oldu? Bir şey mi hatırlattı yok, size bibi? Yok rahatladım. Rahatladınız. Bir şey hatırlatmadım. Daha da rahatlayacaksınız. Bununla birlikte 1300 inşallah. İnşallah. Batı kökenli bir kelimedir. İşlemelerde kullanılan parıltılı küçük pul. Payet. Çok güzel. Bravo. Bravo. Haydi yenisi gelsin. Mecazi anlam devrede fakat çok yaygın kullanılan bir kelime olduğu için bence harf almaya değmez. İdil Hanım, 1500 puan daha bekliyoruz. Adı mecazen insanı geçindiren iş kazanç ekmek anlamında kullanılan yiyecektir. Ekmek. Gayet güzel. 6 harfi tek kelime. Gelsin. 6000 ha. Soracağım ben size. Ünlem haliyle de kullanılır. Şaşkınlık, şaşma, şaşırma anlamlarında bir sözcüktür. Harf alayım. Almayın. Almayayım. Ünlem haliyle de kullanılır. Şaşkınlık. Eyvah geliyor aklıma ama. Aa öyle miymiş? Şaşkınlık. Allah Allah. Alalım bir harf. Alalım. Aldık bir harf. Ünlem haliyle de kullanılır. Hayret. Hayret. 500 puan. 6 harfi, tek kelime, benzer bir soru. Görelim. Korku ve saygı uyandıran görünüş. Despot diyeceğim yok, yok, ama. Yok. Despota zaten saygı duymayın, boş ver. Harf alayım ben. Aldık bir tane. Bu zaten batı kökenli bir kelime değil. Adam nokta noktalı derler. Bir geldi böyle nokta noktalı bir adam yani. Dağlar, nokta noktalı dağlar. Harf alayım. Buyurun. Y'si var. Heybet. Heybet. 400 puan daha. 2700 oldu kasa. 9500 de olur. 9000 demiştiniz ya hani. Aklınızda bulunsun efendim. Alex'i biliyorsunuz değil biliyorum. Mi? Efsaneyi. Evet. Buyurun. Brezilyalı futbolcular için kullanılan bir lakaptır. Harf alayım. Harf mi? Yapmayın yahu. Peki aldık bir harf. Samba. Sambacı. 600 puanlı yerinde. Çok güzel oldu. Hakikaten güzel oldu. Bakın ortasına geldiniz. 2 dakika 36 saniye var elinizde. Yani sürenizi de tasarruflu kullanmışsınız maşallah. 3300 puandasınız. Bu sık rastlanan bir şey değildir. 9400. Nazar değmez. Nazar değmez. O tevatür. Anlatıyorlar. Sizin gözünüz değiyor falan diyorlar. Benim gözüm kimseye değmez. Vallahi değmez. Buyurun 7 harfli cevaplara doğru ilerleyelim. Göreceksiniz bunun gerçek olduğunu. Büyüklük, görkem ve göz alıcı, gösteriş bu anlamlarda bir sözcük. Şatafat. Harf mi istediniz efendim? Evet. Şimdi benim mi gözümdeydi yani burada pat diye bastınız? İhtişam. Oh neyse ki.
burada takılsaydınız siz görün ekipteki dedikoduyu benim hakkımda. Buyurun yenisi geliyor efendim. İnce, genellikle saydam, bir yüzü yapışkan şerit. Selobant. Öyle mi? Ya ben bunu kabul ederim. İkisi de selobant, söyleniyor sonuç itibariyle. Vallahi kabul ederim. Biz ne sormuşuz? Selobant. Öbürü biraz şey oluyor da neyse oraya da çok girmeyelim. Siz söylediniz yeter. Siz söylediniz yeter efendim. Buyurun gelsin yeni sorumuz. Güreşerek dövüşmek. Tek kelime. Harf alayım. Aldık. Süremiz bol. Harf almak yerine daha sakin olsak daha yüksek puanlarla kucaklaşabileceğiz. Güreşerek dövüşmek. Hiç aklıma gelmiyor ama. Harf alayım. Buyurun. Aslında daha çok hayvanların görüşmek yaptığı bir şey. Falan. Efendim? Dövüşmek. Göğüşmek. Yeni bir kelime bulmanıza gerek yok. Olanı söyleyin. Sen daha harf alayım. Buyurun. O. Doğuşmak. Doğuşmak. Bir tane daha harf alayım. Yapmayın yahu. Çıkmayacak. Yapmayın yahu. Çıkmayacak ama. Peki. Aldık bir tane daha. Allah Allah. Master'ın A'sı. Köpekler birbirini böyle hani... Boğuşmak. Boğuşmak. Doğuşmak nedir Allah yani, aşkına? Yani türet... ya o kadar da türetmeseydiniz. Sevda yüklü trenler. Doğuşmak. Buyurun yenisi geliyor. İki kelime. Bedava denilecek kadar makul fiyatlı kelepir. Harf alalım bakın. Sudan burada. Ucuz. Nedir? Sudan ucuz. Ya siz sürprizlerle dolusunuz efendim. Bu soruyu çokça sordum ben. Galiba ilk defa birisi hiç harf almadan cevap veriyor. Tebrik ederim. 6000'i gördüm şu an. Evet şu an gördük. İnşallah 8900'de yapacağız. İnşallah. Buyurun gelsin yenisi bakalım. Usanma, yılma ve isteksizlik hissi. Bıkkınlık. Ne diyeceksiniz? Bıkkınlık. Ya Rabbim. Şu açılmayı keşke boğuşmakta da gösterseydik. Keşke. Buyurun yenisi geliyor efendim. Bir meyve yeni dünyada derler. Malta eriği. Nedir efendim? Malta eriği. Malta eriğidir efendim. Bitti vallahi. Bitti mi? Evet. Şu anda 7900 puandasınız. Arzu ederseniz bu puanın üzerine bile yatabilirsiniz. Çünkü alt limit 7400'dü hatırlayacaksanız. Ama bunu 8900 yapmak var. Biraz da uzun bir soru. Üniformalar ve belli durumlarda giyilen belirli nitelikteki kıyafetler için kullanılan bir söz dizisi iki kelimeden oluşuyor. Üniformalar için kullanılıyor ve belli durumlarda giyilen belirli nitelikteki resmi evet giysi. Ne dersiniz? Resmi giysi. Buyurun size 1000 puan. ...8900 puan üzerine neredeyse bir dakika arttırarak, 51 saniye arttırarak ve dediniz ki 6000 yaparım. Şu anda utanıyor musunuz biraz? Evet. Hadi bir alkışlayın daha da utansın. Ne güzel yarıştı değil mi? Yani kurmuş, başından itibaren kurmuş. Önce 6000 derim bir rahatlatırım ortalığı onların... Yanlış yapmasına böylelikle zemin hazır. Doğru mu? Ya heyecandan dolayı o skalada bir şey yaparım diye düşünüyordum. Ben de beklemiyordum kendimden. Heyecanlıydınız efendim zaten. Çok yok, heyecanlıydınız daha da hatta. Heyecanlı olurum diye. Böyle titrerim falan diye düşünüyordum basarken ama öyle olmadı. Heyecanım performansımın önüne geçer diyordunuz siz. Aynen öyle. Bence heyecanla birlikte güzel sonuçlar alıyorsunuz siz. Teşekkür bir sonrakinde de hafta finalinde de lütfen o heyecandan vazgeçmeyin. İnşallah. Onu zapt etmeye çalışmayın. Bir de kocaman almış. Gün şampiyonu Gül Hanım oldu fakat bu unvana sahip olabilecek yarışmacılarla karşı karşıyaydık. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Tıpkı Teodoro ile olanki gibi değil mi? Evet. Çok çok teşekkürler efendim. Kapanışı Gül Hanım'la birlikte yapalım. Ah alkış mı? Duyalım. Buyurun şu tarafa doğru. Efendim öncelikle müsaade ederseniz şunu bir teslim edeyim size. Bunu tamam. Vermeden olmaz. Güzel günlerde harcar. Harcarken de bizi hatırlarsınız. Teşekkür ederim. Ve de sayın izleyenlerimize diyoruz ki biz buralardayız. Sizlerin de buraya gelmesini arzu ediyoruz. Katılmak istiyorsanız da ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar kendinize iyi bakın. Bizi de yoksuz bırakmayın lütfen.